Hepinize sağlık. Hoş Ben de geldiniz. Levent. Merhabalar, hoş bulduk. Bugün Oğuz Evren ve DJ Anar bizlerle. Bugünkü programı merhaba. Sizlerle gerçekleştireceğim. Kliplerimizin ardından sizleri konuk aldığım için çok mutluyum. Şöyle güzel sesinizle, güzel gitar telleriyle kulaklarımızın pasları silindi. Harika. Nasılsınız? Keyifler nasıl? İyisin, nasılsınız? İyi valla, ne olsun. Sizleri gördük, burada ağırladık, daha iyi olduk. Siz nasılsınız? Süper, bomba gibi. Harika bir yer bu arada. Değil mi? Harika, ben de çok program. Beğeniyorum. Harika. Nasıl, kolay geldiniz mi? Evet yani, zor olmadı. Rahat ya, yeri de çok güzel. Yeri de aynen öyle. Güzel. Biraz ben ulaşım zorluğu yaşıyorum. Biraz uzakta olduğum ben için ama. Ben seviyorum buraları. Benim stada yakın. Değil mi? Ben de çok seviyorum buraları. Ben seviyorum takımdan. Siz ikiniz single çalışması gerçekleştirdiniz değil evet, mi? Evet. Kezban isimli. Evet. Barış Manço'ya ait. Evet. Peki şarkıyı kim seçti? Yani şirket olarak DJ'miz. Buna karar verdik. Ve söyleyen kişinin Oğuz Evren olmasını istedik. O da tabii bu işe sıcak baktı. Ve bu şekilde yerleyiş. Yani. Proje bana geldi, karar vermişler yapım şirketimiz. Zaten biz Anar'la aynı yapım şirketinde çalışıyoruz. Evet. Loka Records. Projeyi yaptılar Anar'la, projeden önce tanışmıyorduk galiba. Yok, tanışmıyorduk. Orada tanıştık. Böyle bu işlerde biliyorsunuz featuring olaylarında bir evet. enerjinin tutması lazım. Ay, evet, böyle işte hani ha deyince olan şeyler değil açıkçası. Anar da aramızda güzel bir elektrik. Ya bence oldu, bilmiyorum. Evet, bence oldu. Oldu. Birleştirici gücü var derler ya. Aynen, aynen o şekilde aynen. olmuş. Ben izledim klibinizi. Beğendiniz mi? Çok beğendim. Peki klip içerisindeki görüntüleri, yani böyle olmasını siz mi istediniz? Yani klip. Yönetmeni mi kaldı o seçim? Yönetmen yoksa... Serdar Börcan. Onu da çok seviyoruz. Buradan selam yollayalım. Selamlarınız olsun. Onlar da çalışıyorlar şimdi, yeni bir klipteler. Yani bizim kliple alakalı bir senaryo yazılma durumu var tabii. Biz karar vermedik buna ama oradaki enerji de çok güzel oldu. Cast olsun, çalışan yönetmenler, yani işte çay getirenden işte yemek verene kadar herkes böyle çok inandı projeye. Bir de böyle eğlenceli de bir klip. Evet, performans hiç sıkılmadık. 13 saat sürdü yaklaşık. 13 saat oynadınız. Evet. Daha fazla sürdü ya, 15 saat falan sürmüyor mu? Galiba 13-14 öyle bir şey. İyi, tamam, güzel gelmiş sana 13 saat. Ya 3-4 dakikalık bir klip. Ne kadar 13-14 evet, saat evet, sürebiliyor evet, o kadar evet. Güzel bir klip ki, o kadar bahsettim. İzleyenlerimizin de merakı artmıştır böylelikle değil mi? Evet. O zaman klibimizi evet. izleyelim. DJ Onur ve Anar. DJ Anar ve Oğuz Evren'in klibini izleyelim. Kezban harika. Klibi, Barış Manço'ya ait sözlere kliplendirilmiş arkadaşlarımız, izleyelim, ardından buradayız. Bir bakışın yeter, düşerim yollarına, dünyalar güzeli Kezban'ı dinlemiş olduk. Güzel bir parçaydı. Tekrar arkadaşlarımıza dönüyorum. Nasıl, keyifler nasıl? Harika. Harika. Klibimizi izledik, daha iyi olduk değil daha mi? Daha enerjik hissediyoruz. Bir klibi izlediğim zaman YouTube fenomenlerine böyle bir gönderme var gibi hissettim. Tiye alma durumu. Değil mi? Sizce de öyle? Evet. Ufaktan var evet. İlgi çekti mi peki bu konu, gündemde nasıl oldu? Değerlendirildi mi? Eleştiriler aldınız mı bu konuyla alakalı? Vallahi yani eleştiri almadık. Sen aldın mı bilmiyorum ama. Yok, ben almadım. Yani eleştiriden ziyade insanların hoşuna gitti. Şöyle hoşuna gitti. Şimdi Kezban hani kelime olarak böyle son yıllarda böyle çok kullanılıyor ya. Aynen. Ya ben biraz böyle şey kullanıldığını düşünüyorum. Onu çok böyle tam anlamını vermediğini düşünüyorum. Kezban hani yani olabilir. Yani sadece kadınlarla alakalı bir durum değil. Erkekler de olabilir yani Kezban. Ay, ne kadar Kezban görünüşlü falan. Evet evet. Ya hayır, yani sadece deyim kadınlarla oldu alakalı. Artık, evet, deyim oldu. Deyim haline geldi gerçekten. Hani yani buradaki aslında bir amaç da oydu birazcık. Hani bazı şeyleri ya tiye almak değil de biraz da eleştiri yapmak. Ki zaten Barış Manço biliyorsunuz yani anlatmaya gerek yok. O da hep öyledir. Yani sadece Kezban'la alakalı bir sürü işte Süleyman şarkısı vardır, başka şarkıları vardır hep böyle. Sanatçıların zaten hani bu günümüzde çok fazla kalmadı böyle şeyler. Daha böyle içerikleri dolu dolu yani ufaktan böyle laf çarpmalı şarkılar çok yok. Biraz bunu yapmak istedik. Tabii kimsenin kalbini kırmadan etmeden tabii ki yani. Evet. Bunu da insanlar gayet güzel bir şekilde aldılar diye düşünüyorum. Süper. Yani severek de kabullendiler. Hatta yani kendilerine ben Kezban'ım diyenler falan da var. Bana öyle mesaj atıyorlar. Ben Kezban olmak istiyorum falan. Hatta duvarlara spreyle hashtag Kezban falan. Aa, Kezban ne kadar güzel. Evet, gayet evet. güzelmiş. Evet. Sevgili izleyenler, sizler de aşağıdaki telefon numarasından arayarak canlı yayınımıza katılıp arkadaşlarımıza söylemek istediğiniz mesajlar varsa onları iletebilirsiniz. Canlı parça istiyorsanız, canlı parça isteklerinde de bulunabilirsiniz. Bulunabilirsiniz tabii ki de. Levent burada nasıl güzel, canlı canlı dinlemek hoşumuza gider. Hazırladığınız şarkılardan bir tanesini çalalım, tabii. dinleyebilir miyiz? Tabii.
Acaba hangi şarkı geliyor? Her gün bir şey daha biter, giderek acı vermez biten şeyler. Kayıtsız bir razı oluş başlar, sıradan izler bırakır en tutkulu aşklar. Aldırma deli gönlüm, giden gitsin sen şarkılar söyle içinden boş ver. Aldırma deli gönlüm, giden gitsin sen şarkılar söyle içinden. Yalanlarla yasaklarla yazılır hesabıma günah günler. Bitmez son pişmanlıklara, soluyor birer birer içimizdeki günler. Aldırma deli gönlüm, giden gitsin sen şarkılar söyle içinden boş ver. Aldırma deli gönlüm, giden gitsin sen şarkılar söyle içinde. La 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 ya 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 ya, la 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 ya 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 ya, la 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 ya 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 ya, la 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 ya 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 ya, la 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 ya 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 ya. Aldırma deli gönlüm, giden gitsin sen şarkılar söyle içinden boş ver. Aldırma deli gönlüm, giden gitsin sen şarkılar söyle içinden boş ver. Sesinize sağlık gerçekten, yine kulaklarımızın pasları silindi. Sertap Erener'e mi aitti bu parça? Evet, Sertap Erener de söylemişti. Değil mi? Evet. Ondan dinlemeyi de alışıyoruz. Sezen Aksu'nun parçası Sertap Erener de. Sizleri çok güzel söylediniz. Teşekkür ederiz. Anar, sen nasıl bir heyecanlısın? Ben de durduğum yerde heyecanlanıyorum sana baktıkça. Açıl, rahatla biraz. bu çıktığım ilk televizyon programı bu arada. Öyle mi? Süper. Evet. Artık unutmazsın bizleri. Unutmam tabii ki de. İlkler hiçbir zaman unutulmaz bence. Evet. Onun heyecanı var. Nerelisin peki Anar? Azerbaycanlıyım. 4 sene önce Türkiye'ye geldim. Süper. Müzik için mi geldin? Hayır, müzik için değil. Buraya tamamen taşındık annemle birlikte. Ama müziğe de yaklaşık 4 senedir ilgim var. Hatta DJ ve aranjörlük yapıp bunu sosyal medyada bazen paylaşıyordum. En sonunda böyle resmi bir çıkış yapmış olduk Kezban ile. Gayet güzel oldu. Nasıl, mutlu musun? Tabii ki memnun mutluyum. İstediğim işi yapıyorum. İstediğin işi yaptığın zaman değil mi? Evet. İnsan ayrı bir mutlu oluyor. Özlüyor musun ülkeni, Azerbaycan'ı? Tabii ki de özlüyorum ve kesinlikle oraya gitmeyi düşünüyorum. Konser oldu olmadı. Gitmeyi öyle düşünüyorum. Evet. Geri gelecek misin? Tabii, burada yaşayacağım ama oraya da gideceğim. Gel geri ya, tanıtıyorsun kendini. Tabii ki de gel. Birlikte gideriz büyük ihtimalle. Ne güzel, birlikte konserler verseniz. Çok güzel Türkçe konuşuyor ama değil mi? Çok güzel yani, Türkçe ben konuşuyor. Ben Azerbaycan televizyonuna katılsam konuşamam mesela. Değil mi? Azerice konuşamayız biz. Korkarım. Birazcık benzerlik var şivelerde. Ama bir şey söyleyeceğim. Evet. Benim ya çok arkadaşım var oradan. Hani bana mesaj atan falan da çok var Azerbaycan'dan. Çok güzel Türkçe konuşuyorlar. Yani Türkçe bilenleri çok iyi konuşuyor. Kesinlikle. Yani bayağı iyi konuşuyorlar. Yani bizden daha iyi konuşuyorlar. Yani beni uyaran arkadaşlarım o böyle söylenmez, böyle söylenir falan diye. Şimdi arkadaşlar bizlerle konuşmak isteyen bir izleyenimiz varmış. Bakalım nereden aranıyoruz? Evet. Alo. Alo. Merhabalar. Nereden arıyorsunuz? Batman'dan. Batman'a selamlarımız olsun. Hoş selamlar. Geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor programımız? Beğeniyor musunuz? Evet, çok beğeniyorum. Çok teşekkür ederiz. Bugün DJ Anar'la Oğuz bizlerle güzel güzel canlı performansları dinliyoruz. Nasıl buldunuz sesini? Biraz konuşmak ister misiniz konuklarımızla? Merhabalar. Merhabalar. İyi yayınlar diyor.
Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Karşı tarafla da heyecan, orada İsminiz? Da heyecan. İsminiz? Ajin. Ajin Ege. Ben miyop var, göremiyorum. Ajin Hanım. Ajin, evet. Ege. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş buldum. Konuşmak ister misin konuklarımızla? Söyleyeceğin sözler varsa dinleyelim seni. Tabii ki de var. Buyur. Çok heyecanlıyım. Evet, fark ettik. Bizler de heyecanlıyız ama heyecanlanacak bir şey yok. Artık mesela ne söylemek istiyorsan söyleyebilirsin. Bir şarkı söyleyebilirsin. Şarkı isteyeceksin herhalde. Bu heyecanla söyleyeceğini zannetmiyorum. Hangi parça istiyorsun? Klip istiyorum. Buyur, alalım istediğin klibe. Edis Muska'da. Edis'den başka şarkı o zaman seninle olsun. O klibimiz yok. Ediz'den tamam. Çok çok şarkısı olsun. O da çok. Yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Hoşça kal. Görüşmek üzere. Bir klip arası vereceğiz sevgili izleyenler. Ardından karşınızda olacağız. Ediz sevdiğimiz bir sanatçı. Milyon TV'de de sıklıkla çaldığımız bir klibi. Çok çok karşınızda, ardından devam edeceğiz. Ra 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 ra. Geçtiğimiz yolları arıyor gözüm yine. Sanırım şehir uzakta kalıyor. Sanırım şehir uzakta kalıyor. Ellerimi uzatsam tutmak isterim günü. Ama güneş her gece tepemde doğuyor. Ama güneş her gece tepemde doğuyor. Yani olmuyor, olmuyor istesem de kimse gelmiyor, beklesem de. Yani olmuyor, olmuyor istesem de kimse gelmiyor. Ra 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 ra. Ra 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 ra. Yaz kokusu duyardım kışın ortasında bile. Uzun cümleler kurardım konuşurken. Eski filmlerde kaldı böyle sözler diniyor. Ama şimdi filmler bile eskimiyor. Yani olmuyor, olmuyor istesem de kimse gelmiyor, beklesem de. Yani olmuyor, olmuyor istesem de kimse gelmiyor. Ra 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 ra. Sesinize sağlık. Teşekkür ederiz. Repertuarınız bayağı geniş. Hem yabancı şarkılar çalıyorsunuz hem de Türkçenin en sevilen pop şarkılarını çalıyorsunuz. Evet. Değil Levent mi? De sağ olsun. Evet. Size de teşekkür evet, ederim. Harika bir gitarist. Sahne alıyor musunuz peki? Şimdilik bir sahne aldığım bir yer yok. Bu işte klip projeleri, bir de benim kendi bu Kezban single'ı dışında başka bir single'ım daha çıktı bundan. Yaklaşık Kezban'dan bir ay
20 gün bir önce. Bir sen etmedi. Bir sen etmedi. Değil mi? Evet, biliyorum evet. Şarkıyı. Kendim. Güzel, duygusal bir parça o da. Beğendiniz mi? Beğendim ben şarkıyı. Ben evet. Zaten duygusal şarkıları severim. Melankolik tarzım vardır yani. Dinlemeyi severim. Güzel herkes bir parça. Gibi. Evet, herkes gibi benim de melankoli seviyoruz bir seviyoruz biraz tarzı. Sanki ya. Seviyoruz hüzünlenmeyi. Neden seviyoruz sence? Anar. Biraz Anar'cığım sen konuş. Sen melankoli tarzını sever misin? Bizim gibi duygusal şarkıları mı seversin? Duygusal şarkıları genelde sevmem ama gerçekten bir sen etmediği sevdim. Hani bence biraz basit tarzında olmuş. Hı-hı. Ve bence de basit tarzında ilerlemek bence de mantıklı yani. Evet. Kesinlikle katılıyorum. Beğendin mi altyapısını? Tabii ki de beğendim. İşte yani... batı tarzı. Beğenmedin de sıkıyorsa. Yanında oturuyorsa. Yok, bana değil. Aranjör da Celil Yavuz. O da izliyorsa selamlarımızı selamlarımız alıyorum. Olsun. Peki hep single çalışmasıyla mı devam edeceksin? Bir albüm düşünüyor musun? Albüm yapmayı. Albüm projemiz var evet. Single projemiz bir tane olacak. Daha kesin bir tarih yok. Eylül, Ekim gibi düşünüyoruz. Her şey yolunda giderse bu arada. İnşallah. Ondan sonra bir albüm projemiz var çünkü benim çok şarkım var. Yani, gerçek kendi besteleriniz birikmiş, var. Evet söz süper, müziği bana ne ait. Ne kadar güzel. Ben de bir 60-65 civarında bir şarkım var bitmiş. Yazmaya da devam ediyorum. O işte yazma hali işte şey değil. O Anar bence yazma yani hani, hali bitmesin. Bitmiyor. Bittiği zaman o... kalem köreliyor. Kesinlikle. Ben de şiir yazıyorum çünkü oradan biliyorum. Çok harika. Seviyorum yazmayı. Harika. Çok güzel, insan çok rahatlıyor. Var mı blog falan yayınladığınız bir yer? Yok, hiç yayınlamıyorum. Korkuyorum çalarlar diye. Ama hakikaten seviyorum şiir yazmayı. Küçüklükten beri yazıyorum. İstem dışı yazılıyor. Siz de bilirsiniz istem dışı bir şiirlerin çıktığını. İşte yani bana genelde geceleri. Geceleri o uykusuzla, bana da. Uykusuzlukla boğuşurken bir anda. Evet. Geliyor ve yani işte onu durduramıyorsunuz zaten. Aynen o, öyle. Hani gelme diyebileceğiniz bir şey değil. O yüzden sürekli gel diyoruz yazıyor. Bazen gelmiyor. Bu da bir yerde böyle bir enerji atma hali diye düşünüyorum ben. Katılıyorum. Yani işte belli bir duygunun dışarı çıkma hali. Aynen öyle. Onu da insanlar seviyorsa, keyif alıyorlarsa ne kadar güzel yani. İşte hiç çalışmıyormuşsunuz gibi oluyor bu. Evet. Bir de kendi şarkılarınızı yani orada mesela odanızda oturup şarkı yazıyorsunuz. Herhangi bir günde, herhangi bir gecede ve birisi için veya işte bir olay için veya etkilendiğiniz bir film, herhangi bir aynen şey olabilir. Aynen öyle, her şey yazılabilir. Bir şey döküyorsunuz ortaya ve başkaları bunu dinliyor ve aynı güzel. Duyguyu yaşıyorlar sizin o küçücük odanızda yazdığınız şarkıyı. Bu çok etkileyici bir şey. Bundan daha büyük bir şey olamaz. Ben de gökyüzünden ilham alıyordum. Bizim eskiden bir balkonumuz vardı. O zaman üniversiteye hazırlandığım yıllarda çok bir yerlere falan gidemiyordum ama balkonda gökyüzüyle birlikte... yazıyordum bir şeyler yani. Hep aklıma mesela hayallerime, insan hayallerine ulaştığı zaman şiirlerini, kendisiyle baş başa olduğu anı hep hatırlıyor değil mi? Evet, evet. Ben burada bu düşüncelerimi yazmış. Efkar bastı. Kendimi şu an gerçekten hemen yazalım, kağıtlarım alalım da şiirlerim. Hemen. İlham aldığınız kişiler var mı? Sanatçı olarak olur, yazar, şiir, şair fark etmez. Benim DJ ve aranjör olarak var. Türkiye'den Ozan Çolakoğlu, Burak Yeter olabilir. Yurt dışından Avicii, buradan onu nur içinde yatsın diyoruz, geçmiş olsun. Başka David Guetta olabilir, Martin Garrix olabilir. Zaten 17 yaşında çıktı yanlış hatırlamıyorsam. Ben de neredeyse yakın işte 19 yaşında çıkmış. Kaç yaşındasın sen? 19 yaşındayım. Ne kadar güzel. Erken yaşlarda başlamak da daha bir güzel oluyor. Tecrübeye her zaman ihtiyaç duyan bir sektör. Kesinlikle. Tecrübe, tecrübe. Nereye gitsek tecrübe her alanda. Evet, sevgili evet. İzleyenler aşağıdaki telefon numarasından aramalarınızı, katılımlarınızı bekliyoruz. Programımızı aşağıdaki telefon numarasından arayabilirsiniz. Aynı zamanda 3969'a da mesaj isteklerinizi, programla ilgili görüşlerinizi yazabilirsiniz. Bizler de burada canlı yayında okuruz. Sizlere selam yollarız. Fena mı olur? Değil mi? Nerelisiniz sizler bu arada? Ben Azerbaycan Bakü. Azerbaycan Bakülüsün. Sen? Ben Malatyalıyım. Malatyalısın. Türkiye Malatya. Hiç benzetemedim Malatyalılara. Gerçi Malatyalılar nasıl olursa. Ben tahmin edeyim mi kimlere benzettiğinizi? Karadenizlilere benzetmişsiniz. Evet, evet ya hakikaten. Ama bir tarafım da var yani. Öyle orası mi? Da boş değil. Hmm. Yani işte biz tabii hepimiz doğma büyüme İstanbulluyuz ama işte yani benim dedemin babamın babasının tarafı Malatya olduğu için Malatyalıyız. Evet. Ama diğer geri kalan herkes Karadeniz. Karadenizli. Benim dedem bile Malatyalı olmasına rağmen Trabzon bizim köy hadi gidelim derdi rahmetli. Yani Trabzon'u çok severdi. Sevilmeyecek. Yani ülkenin her tarafı çok güzel kesinlikle tabii. Kesinlikle katılıyorum. Yani Malatya'ya gitmedim. Bir yaşında gitmişim. Hatırlamıyorum pek ama. Nasıl denk geliyorsa benim de Malatyalı arkadaşlarım hiç gitmedim ama Malatyalıyım falan diyorlar. Evet ya bir herhalde kan bağı mı var yani hiç unutamıyoruz. Gitmemişiz ama çok seviyoruz. Hakikaten çok denk geliyor bana. O da bizim ayıbımız olsun gitmemişiz yani memleketimize. Değil mi? İnsan memleketine gitmez. Zaman bulamıyoruz İstanbul'da tabii. Birazcık. Değil mi? İstanbul'un yoğun temposu gerçekten yoruyor. Ben de birkaç gün sonra yani yarın memleketime gidiyorum ama memleketimi söylemeyeceğim. Siz tahmin edin. Nereliyim ben? Karadenizlisin. Değilim. Çok değilsin. Benzetiyorlar beni ama Karadenizli değilim. Anarcığım? Yok şu an.
göçmen olabilir misin? Evet bak, Karadeniz'den sonra hep bunu diyorlar, göçmen misin? Ama ben Anadolu'nun bağrından kopup geldim İstanbul'lara, Yozgatlıyım. Öyle mi? Aa, evet Yozgatlıyım. Yarın da inşallah gideceğim memleketime bayramda. Bayram için gideceğim. Bayram ziyareti. Evet, telefonumuz varmış, hemen alalım bakalım. Nereden aranıyoruz? Alo. Alo. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba. Anneciğim, çok seviyorum. Teşekkür ederim, ben de seni seviyorum. Süper. Buyurun konuşun. Alex yolunda. Duyamadım. Alex yolunda bu değil. Çok teşekkür ederim. Siz beni seviyorsanız ben sizi daha çok seviyorum. Tanışmıyorsunuz değil mi? Hayran mı? Evet. Ay ne kadar güzel. Hayran demeyelim çünkü sevmiyorlar. Analist onları. Analist kendilerini diyorlar. Analim çok hayranı var. Öyle mi? sessiz ama görüyor musun? Yere bakan yürek yakan. Anara bak sen. Ne kadar güzel. Ve analist ismi de kendileri buldu aslında. Analist. Evet, dövmesi de mevcut bende. Ne kadar güzel. Peki bağlanmışken hazır konuşun, buyurun. Sormak istediğim bir soru var mı? Bir şey söylemek istiyorum ama. Buyur. Buraya bağlanana kadar çok ağladım. Ağlayanlara cidden kıyamıyorum ya. Böyle mesela ben daha öncesinde imza günlerine gidiyordum. Bazen ağlıyordu falan. Bence ağlamayın. Hani sevinin. Değil mi? Bir şey, evet. Türkiye'de olduğun için büyük şans onlar için de bizler için de. Benim için de tabii ki de büyük şans. Onlar benim için büyük şans. Yayınımıza da son dakikalar kaldı. O yüzden kapatmak durumundayız. Çok teşekkür ederiz bağlandığınız için. Takip etmeye devam edin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Şaşırdım Anar ama hakikaten. Ne kadar güzel hayran, insanın hayran kitlesinin olması. Çok güzel bir duygu olsa gerek yani, değil mi? Yani mutlu hissettiriyor, heyecanlı mutlu hissettiriyor. Evet. Heyecan. Evet. Peki şarkı çalmak, söylemek ister misiniz? Son dakikalara girmiş bulunmaktayız programımıza. Biraz daha şöyle bir dinleyelim, sesinizi canlı duyalım. Canlı performans yapalım. Evet, canlı tabii, performans. Tabii, olur, tabii ki. Bakalım hangi şarkımız geliyor? Hareketi çalalım bir tane. Tutamıyorum. İnatına yenilmeden, aşık olmadan gel. Bu gidişin sonu kötü, kalbi kaybetme gel. Siyahını bırak da gel, derdi sil yeter. Aşka zulmedip küsmesen yeter. Şafağım kararır, daralır geceler. Yerine hiç beni koyup sarhoş oldun mu sen? Kaderine boyun eğip dününe küstün mü sen? Yüreğine cayır cayır kor çile saçıp göz göre göre korku saklayıp boğazına gömülüp sustun mu hiç? Gittiğin yerde mutlu ol ya da gel, kalbimde tahta sahip ol. Senin gülen yüzüne kurban bu serseri kalbim. Ama karar ver, tutamıyorum zaman. Kalbimde tahta sahip ol. Senin gülen yüzüne kurban bu serseri kalbim. Ama karar ver, tutamıyorum zaman. İnadına yenilmeden, aşık olmadan gel.
işin sonu kötü, kalbi kaybetme gel. Siyahını bırak da gel, derdi sil yeter. Aşka zulmedip küsmesen yeter. Şafağım kararır, daralır geceler. Yerine hiç beni koyup sarhoş oldun mu sen? Yüreğine, yüreğine küstün mü sen? Yüreğine cayır cayır kor çile saçıp, göz göre göre korku saklayıp, boğazına gömülüp sustun mu? Ya da gel, kalbimde tahta sahip ol. Senin gülen yüzüne kurban bu serseri kalbim. Ama karar ver, tutamıyorum zaman. Ama karar ver, tutamıyorum zaman. Ama karar ver, tutamıyorum zaman. Sesinize, repertuarınıza sağlık. Teşekkür en ederiz. Kaybolan, çabuk geçen, geçmediğini zannettiğimiz çabuk geçen o zaman. Ne güzel yazılmış bir şarkı. Hayatın şarkısı. Hayatın şarkısı değil mi? Programımızın sonlarına yaklaştık. Katılım sağladığınız için çok teşekkür ediyorum. Aslında biz teşekkür ederiz. Çalışmalarınız varsa birazcık bahsedebilirsiniz. Gerçi single çalışmanızdan bahsetmiştiniz siz. Yani benim bir single çalışmam oldu, bir sene etmedi. Kezban oldu. Ardından Eylül'de bir single çalışmamız olacak. Sonra umarım her şey yolunda giderse İnşallah. Albüme gireceğiz. Bakalım neler olacak, göreceğiz. O zaman sonraki klip çalışmasından sonra da sizleri programda görmekten şeref duyarız, onur duyarız. Tabii ki. Çok teşekkür ediyoruz. Yolunuz açık olsun. Teşekkürler. Oğuz Bey. Çok teşekkür ederiz. Sizin de yolunuz açık olsun. Bayağı bir utangaçsınız ama... Açtık bunu, program sonlarına doğru açtık diye düşünüyorum. Evet. Sen de Azerbaycan'a gideceksin, geri geleceksin. Evet. Bu şekilde devam ettireceksin. Tabii ki. Yolunuz ne güzel müzikle birleşmiş. Müzik sizi birleştirmiş ki bize güzel Kezban şarkısını sundunuz. Güzel bir parçaydı. Aynen. Tekrardan çok teşekkür ediyorum size de. Levent Bey'e de çok teşekkür ederiz. Bize bugün eşlik etti. Sizlere de. Ve tabii ki bizi yalnız bırakmayan İzleyenlerimize teşekkür etmek istiyorum. Katılım sağladığınız için, takip ettiğiniz için, güzel sözleriniz, mesajlarınız için çok teşekkür ediyorum. Yarın yokum. O yüzden bu hafta yokum artık. Bu son program sayılır. Bayrama Yozgat'a gideceğim, memleketime. Şimdiden herkese hayırlı bayramlar diliyorum. İyi bayramlar herkese. İyi bayramlar diliyoruz. İyi bayramlar. Ardından bayram sonrası tekrar programa devam edeceğim. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.